Adam yani o kız evi giyiniyor, kızı deli gibi konuşuyor ve Bolu'da yaşıyor. Kalbinden göklere yükselen en derin sevgilerimle. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Adı Tatanka Yotanka. Tatanka Yotanka, Bolu valisini makamında hem de bu giysilerle ve okuyla ziyaret edince ilginç anlar yaşanmıştı. İtaku Oyasin, merhaba, hoş geldiniz. Hepimiz kardeşiz. Ve Güven İslamoğlu da CNN Türk'te yayınlanan Her Evde Bir Haber Var programı için Bolu'da oturan Boğa'nın evindeydi. Mevlam sizi sizi kim yarattı? Siz gel demeyince gel. Her şey 3 yıl önce kimya mühendisi Sabahattin Kalaycıoğlu'nun berber koltuğuna oturmasıyla başladı. Berber onu Kızılderililere benzetince olan oldu. Ya Kalaycıoğlu, bu saçlarla ne kadar Kızılderililere benziyorsun dedi. Aynaya baktığımda, Kızılderili kültürü ve kitaplarını araştırdığımda gerçekten Kızılderili reislerine, Kızılderililerin fizik yapısına uygun olduğumu gördüm. Doğada yaşayanlara karşı saygı ve sevgi düzeni içerisinde işte ben buyum, ben bir Kızılderiliyim diyebildim. Kardeşinin Amerika'dan getirdiği kartal tüylerini takarak reisliğe adım attı. Sonra da evde yaşayanların isimlerini değiştirdi. Eşine Doğan Güneş, annesine de Sevgi Işığı ismini taktı. Bir Kızılderili gibi giyinmeye, Kızılderili gibi konuşmaya başladı. Onlar önceleri çok yadırgadı. Bu adamın başına taktığı tüyler ne acaba dedi. Bu adam deli. Bunları duymadım, görmedim, İşitmedim ve sabrettim. Oturan Boğa'nın çadırı aynı zamanda Türk ve Kızılderili kültürünün birbirine ne kadar benzediğinin de çarpıcı örneği. Konuşan adam, bundan sonra senin adın Kar Kartalı olacak. Bolu'da Oturan Boğa'nın ünü yurt dışına kadar uzanmış. Öyle ki onunla tanışmak için Amerika'dan gelen Kızılderililer bile var.